parça okumak istiyorum. Hay Allah. Duydum ki unutmuşsun ben nasıl, gözlerimi. Ne şoke edecek bunu? Ne yapacağım yazık ben buna? Olmuş o gözler. Sapıtmış icra baksana. Yazık olmuş. Yok, yazık iyice olmuş uçmuş o gözlerden. Hay Allah. Sana akan yaşlar. Ruhsar'ın başına gelen olay yüzünden tüm hayaletlerin yağmurda gidip gelmesi yasaklanacak galiba. Peki o zaman nasıl gidip geleceğiz? Kar veya dolu yağarken gidip gelmeniz teklif edilebilir. Yani o zaman sadece kışın gidip geleceğiz. Ya evet, maalesef böyle olacak. Eğer Ruhsar bir an önce iyileşmezse bu yetkililerin kulağına gidecek. Tabii bu da bütün hayaletler için çok kötü olacak. Ben hariç bu durumdan gayet güzel bir şekilde yararlanacağım. Yok arkadaş, yok. Ne yaparsam yapayım bir hayaleti şoke edemiyorum. Tavşan, inek, kuzu, koç, bufalo, yani böyle bir şey olmalıyım ki Ruhsar şoke olabilsin. Çok doğru. Bunu ancak ben yapabilirim. Nasıl yani? Yani Ruhsar Hanım'ı şok etmek istiyorsanız size yardım edebilirim. Heh. Tabii istiyorsanız. İsterim. Lütfen yardım edin Şerruh. O halde koç gibi delikanlı yapayım seni. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Ruhsar bak ne oldum ben. Mazhar ama sen koyun nasıl olur? Yaşasın oldu galiba. Nasıl? İşe yaradı mı bari? Herhalde bu şoklar Ruhsar düzelmiştir artık. Sen de beni düzelt hadi. Aceleniz ne canım? Biraz koç olmanın keyfini yaşayın. Bana bak alçaklarım. Saçmalama lan. Düzelt beni yoksa çok fena olur ha. Ne yaparsın? Tost mu atarsın? Allah'ım. Eyvah. Bu kasap nereden çıktı? Şöyle kaçayım. Ben de seni arıyorum. Gel bak. Gel gel. Aa, bıraksana. Nereye götürüyorsun beni? Bırak çekme. Gel. Boynumu koparacaksın. Allah'ın şişmanı. Bırak. Aa, nereye götürüyorsun? Bırak. Sevgili dostum. Mazhar, sana bu mektubu yazma nedir? Hoş geldin. misin Ruhsar'cığım? Neyin var senin? Pek iyi görünmüyorsun. Sanki kafamın içinde bir boşluk varmış gibi Gözüm abla. Hatırlamadığım bir zamanı yaşamış gibiyim. Yoksa Mazhar seni şok etmeyi başardı mı? Mazhar mı? Mazhar en son hatırladığımda koyun olmuştu. Allah Allah! Nereye götürülüyorum acaba? İçimden bir ses hiç de iyi bir yere götürülmediğimi söylüyor. Mazhar! Mazhar neredesin kocacığım? Acaba iş yerine mi gitti bu? Evet işte böyle arkadaşlar. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Babasay Kuyumculuk firmasından son yılların en büyük parasını kazandık. Yani birer maaş ikramiye alıyor muyuz Önder Bey? Evet, birer maaş ikramiye alıyorsunuz. Ayrıca da hiç adetim olmamasına rağmen bir kurbanlık koç kesiyorum arkadaşlar. Nasıl yani? Koç mu keseceksiniz? Evet, siz. Evet. Ciddi misiniz Önder Bey? Hem de çok ciddiyim. Mazhar'ı göremiyorum. Mazhar nereden? Önder Bey, hazır sırası gelmişken şu mücevherleri geri alsanız artık. Her an kaybolacak diye yüreğim ağzımda. O mücevherleri sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Onların hiçbiri hakiki değildi. Sizlere hakiki verecek kadar salak değilim herhalde. Evet arkadaşlar, Baha aşağıda koçu hazırlıyordur herhalde. Yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başlayalım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yalnız bir dakika. Kestiğimiz koçun kanından herkes alnına birer damla sürecek. Adet böyledir. Tabii. Ben sürmesem olmaz mı? Hayır, kesinlikle herkes sürecek. Adet böyledir arkadaşlar. Hadi buyurun. Hadi. Karlar kayın ormanında yürüyoruz günce. Vesili miymiş Önder Bey? Vesili. Koç gibi, koç. Arkadaşlar, üstelik de çok vesili. Bunun derisini Küba Hava Kurumu'na bağışlayalım. Bir dakika durun. İçimden geldi, bu koçu ben keseceğim. Sen mi? Daha önce hiç koç kestin mi? Hayır, kesmedim. Hayatımda ilk kez bir koç keseceğim. Çok heyecanlıyım. Ama başaracağım, göreceksiniz. Mazhar ben, Mazhar. Aman ha kardeş. Hayvanı mumlar etme. Şöyle ümüğüne bir çalışta keseceğine. Ne? Kesme! Bomboş. Niçin kimse yok acaba? Dur bakayım, dışarıdan sesler geliyor galiba. Alayım onu. Ya Müfit oğlum, bilmediğin işe karışma bak, sonra ömrün boyu vicdan azabı çekiyor. Rüyana girer bak. Gel. Emin misin Müfit abi? Son kararım. Kasap Bey, müdahale edin. Müfit abi. Abi yapma be. Ya da yap. Yapma. Yap. Aman bak bakamayacağım. Ruhsar beni kestirme. Kestirme. Aman tanrım, bu Mazhar. Zavallı yazık. Bakamayacağım Allah. Ümüğüne. Kanka, sen nereden çıktın? Ben mi? Ben işe geliyordum, birden sizi gördüm ya. Evet. Gel kurbanlığım benim, gel. Gör benim. Kulak gör. Nereye gitti be? Nereye gitti bu koç ya? Ruhsar kız, iyi ki geldin, yoksa birazdan kavurma olacaktım ha. Canım. Meğer benim koçlar gibi kocam varmış da ben diğerini bilememişim valla. Ulan Ruhsar, seni manyaklıktan kurtarayım diye sonunda koç bile oldum ya. Öpme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar, yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.